Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm bir videomuzdu. Bugüne nasip oldu. Şimdi bazen meslektaşlar, öğretmen arkadaşlar biz böyle konuşunca biraz zorlarına gidiyor. Fakat şöyle bir durum var. Yani öğrenciler, yani Türkiye toplumun artık %90'ı 99'u öğrenci oldu. Yani lise mecburu olduktan sonra öğrenciler yaşadıkları süreci bizden daha iyi biliyorlar. Şimdi hep şunu söylerim. Bir toplum bozuksa o toplumda başta öğretmenler olmak üzere imamlar, rahipler, yani toplumun öğretmekle görevli olan kişilerinin bozukluğunun aynadaki görüntüsüdür. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Şimdi arkadaşlar meşhur Çankaya Üniversitesi'nden Ceren Damar diye bir kızımız, öğretim görevlisi, 27 yaşında. Öğrencisi tarafından kopya çekmesine izin verilmediği için, kopya çekerken yakalandığı için, o olay esnasında da değil, kopya çekme teşebbüsünde bulunuyor. Hoca yakalıyor. Kopya işlemi yapıyor tabii ki. Daha sonra odasına gelerek, daha sonra olaydan sonra odasına gelerek babasının silahıyla bu kızımızı katlediyor. Şimdi arkadaşlar toplumlarda şöyle bir şey vardır. Yani Amerikan toplumundan birçok şey bize yansımalı geliyor. Polisler için diyorlar ki aynasız polis. Arkadaşlar şimdi eğer öğretmenleri görselerdi bunu söyleyenler polise aynasız demezlerdi. Aynasızın kralı öğretmenlerdir. Şimdi arkadaşlar bir öğretmen ömrü boyunca kaç tane kopya yakalamış ve kaç tanesine işlem yapmış? Şimdi şöyle bir durum var. Öğrenci, bu Ceren Damar'ı öldüren hukuk fakültesinin 4. sınıf öğrencisi bile. İsmail Hikmet diye birisi. İnceleyin bunun şeylerini. Ortaokul, lise hayatı kopyacılıkla geçmiştir. Ve kopya çekmesine öncelikle öğretmenler gerçekten aynasızdır. Göz yumar. Arkasını döner, işlemi yapmaz. Ya ne lüzum var öğrenciyle aram kötü olsun. Ne lüzum var tartışalım. Nasıl olsa mezun olacak gibi düşüncelerle kopya fiilini işleme koymaz. Halbuki kopya bir suçtur. Cezası olan bir suçtur. İdari bir, yani öğrenci sonuçta bu fiili yaptıysa bunun Milli Eğitim'in verdiği bakanlığın bir prosedürü vardır. İlgili disiplin maddeleri işletilir. Senenin sonunda disiplin kurulu affeder, affetmez. O disiplin kuruluna tanınmış bir haktır. Ama kopya çekenin, yani kopya fiilinden dolayı aldığı disiplin cezasını affetsen dahi kopyadan dolayı aldığı not sıfır olarak işlemine devam eder. Şimdi arkadaşlar daha öncesinden Milli Eğitim'de uygulama şöyleydi. Bir öğrenci sınava girmese de sıfır. Gerçekten boş kağıt verip sıfır alsa da sıfır. Kopya çekse de sıfırdı. Şimdi Milli Eğitim bu hatayı düzeltti birkaç senedir. Kopya çeken öğrencinin notunun giriş bölümüne K harfi yazılıyor. Bir kere hakkıyla adam yapamamış, bilememiş, çalışmamış, sıfır almış. Bununla kopyacı bir adamı nasıl bir tutabilirsin? Şimdi arkadaşlar önce somut bir örnekle gidelim. Çobançeşme Lisesi'ndeyiz. Düz bölümde 3 yıl görev yaptım. İlk geldiğimde 10A sınıfını bana verdiler. Sınıf öğretmeniyim. Sınıf rehberlik hocasıyım. 10A iyi bir çocuk. Yani işte okulun en iyi sınıflarından birisi. Bir yıl geçti. 10A otomatik olarak 11A oldu. Bir yıl daha geçti. 10A otomatik olarak 12A oldu. 12A olunca sınıf rehberlik öğretmenliğini benden aldılar, şeye verdiler. Biyoloji öğretmenimiz Yelda Hoca'ya verdiler. Bayan Hoca'ya verdiler. Çünkü okul İmam Hatip bölümü olduğu için erkek sınıflarına erkek öğretmen. Yani çünkü öğrenciler biraz Bayan Hoca'ya karşı biraz daha cüretkar, disiplinsiz davranabiliyorlardı. 9C'yi ben aldım. 12A sınıfını, 3 yıl 2 yıl rehberlik yaptığım sınıfı biyoloji öğretmenimize verdik. İşte yazılı yapılıyor. Matematik öğretmenimiz Yalçın Hoca'nın dersi.
yazılı yapılıyor. Ben öğretmen masamdayım ama kontrollüyüm. Yani sınıfı çok iyi tanıyorum. Kim kopya çeker, kim çekmez, kimin yanına oturur. Benim sınıfım yani. Şimdi bir ara dikkatimi çekti. Merve ve Yusuf var. İkisi de çalışkan öğrenciler. Yani Yusuf da çalışkan, Merve de çalışkan. Fakat öğrenci şunu yapıyor. Ya diyor işte Yusuf diyor bu yazılıdan atıyorum. Sana güveniyorum diyor. Sen matematiğe yüklen diyor. Ben diyor fiziğe yükleneceğim diyor. Sen bana yardım edersin. Ben de sana yardım ederim yaklaşımı var. Baktım Yusuf kağıdının kenarına soru çözüyor. Aklıma geldi yani biz de bu işlerden biliyoruz. Yan tarafta oturan kızın Merve'nin sorusunu çözüyor. Tabii Merve'nin sorusunu çözdükten sonra hafif kağıdını Merve'nin görecek şekilde açık vaziyette tutuyor. Açık vaziyette tuttuktan sonra Merve onu gözünün ucuyla bakıyor. Zaten çalışkan hemen anlıyor ipuçlarından. Öyle acemi, tembel bir öğrencinin kopya çekmesi de berbat. Yani tembel bir öğrenci, zayıf bir öğrenci kopya çekiyorsa hani kurban derisini yüzerken deriyi paramparça eden acemi kasap gibi yapıyor. O hemen belli oluyor. Yani onun suçu ortada. Profesyonel öğrenci o gözünün ucuyla bir kere fotoğrafladı mı onun üzerine kendisi zaten çalışkan. Konu az çok hakim yürütebiliyor. Kritik noktaları oradan alıyor. Sonra Yusuf'u dedim gel Yusuf kağıdını istedim. Merve'ni de istedim. Aldım. Baktım Yusuf silmiş. Zaten yazdıktan sonra bastırmadan siliyor. Baktım. Yusuf dedim bak burada dedim ben sizi gözlemliyorum. Sen Merve'nin sorusunu çözüyorsun. Merve bu senin yazdığın çözüm günü aynen de kağıdına yazıyor. İkisinin kağıdının üzerine K harfini, büyük K harfini, kopya işaretini koydum. Yusuf'un yaptığı bölümü de hani silinmiş daha iyi olsa belli oluyor. Böyle daire için aldım. Yalçın Hoca'ya tabii biz yazılı kağıtlarını verdik. Aradan bir ay falan geçti. Yalçın Hoca'ya sordum dedim hocam bunların kopya girişimi vardı ne yaptın? Ya hocam işte ben onları işlem yapmadım affettim. Arkadaşlar Yalçın Hoca da okulumuzun en iyi öğretmenlerinden. Beyefendi. Çok naif bir insan. Yani en ufak bir kimseyle bir şey yok. Tartışması yok. Dört dörtlük bir adam. Yani dört dörtlük iyi adam da senin iyiliğin yüzünden insanlar ölüyor. Bakın bu çocuklar ileride büyüdüklerinde bir adam, bir kadın dürüst davranıp da kopyacı işlemi, öğrenciye kopya işlemi yapınca adama ters geliyor. Diyor ki beni bugüne kadar herkes affetti, görmedi. Sen niye bana görüyorsun? Sen bana düşman mısın? Yaklaşımı benimsiyor. Şimdi arkadaşlar bir öğretmenin bütün öğrenci arkadaşlar, bunu dinleyenler, bir öğretmenin kopyayı affetme yetkisi yoktur. Namussuzluğu affetmek yetkisi yoktur. Hırsızlığı affetme yetkisi yoktur. Bunun yaptırımı vardır. Ceza müeyyidesi vardır. Bunu işleme koyacaksın. Sen bunu koymazsan öğrencinin gözünde adamlığın düşer. Seni kimse sallamaz. Bir gün herkes kopyacı olur, Hababam sınıfına döner. Ondan sonra da birisi çıkar der ki hocam Yusuf'u affettin de beni niye affetmiyorsun der. Ne yapacaksın? Yani ölçme, değerlendirme yani ölçme kriterinde Türkiye'nin diğer ucundaki öğrenci de bizim öğrencimiz. Dürüst davranan öğrenciyle hırsızlık yapan, hakkı olmayan notu alan öğrenciyi bir tutmuş oluruz. Yani öğretmenlerin bozukluğu. Yani arkadaşlar ben hatırlıyorum. 25 kişilik sınıftan 13 kişiye kopya verdiğimi hatırlıyorum. 12B sınıfı, son sınıf. 12B sınıfı, Çoban Çeşme Lisesi. Bir tanesi de hocam sen bize haksızlık yaptın diye. Çünkü koyduk işte bakın yazılı dediler. Bu buna bakmış, bu buna bakmış. Zincir halkası yürümüş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay vardı. Recep Tayyip Erdoğan Esenler'e geldi. Biliyorsunuz birçok konuda Erdoğan'ı eleştiriyoruz. Yani ona karşı muhalif görüşümüz var ama adam bazı şeyleri güzel yapıyor, düzgün yapıyor. Bak şimdi bir örnek. Esenler'de Kadir Topbaş yanında Esenler Belediye Başkanı o dönem kimdi hatırlamıyorum. Esenler'de gezerken, teftiş yaparken bir kafenin terasında, balkonunda sigara içenler var. Erdoğan'ı da görüyorlar. Cumhurbaşkanı gelmiş, devlet heyeti gelmiş. Onlar hala sigara içiyor. Arkadaşlar kanun koyucu yani TBMM'de bir kanun koymuş. Diyor ki sigara içmek yasaktır kapalı ortamlarda şu kadar para cezası vardır. Sen
devlet gücü olarak bunu uygulamak zorundasın. Ama bir sigara içeni görmez. Öbürünü görürsen o adam tepki gösterir. Beni mi görüyorsun der. Çünkü siz bazılarını affetmiş gibi davranıyorsunuz. Bu esnada Erdoğan onlara kızdı. Hatta parmak sallayarak kızdı. Zabıtaları çağırın işlem yapsınlar dedi. Biz görüyoruz adamlar kapalı mekanda sigara içiyor. Tabi Erdoğan'la bu sigara içenler arasında bir şey olunca Kadir Topbaş kendince şirinlik yaptı. Yani Kadir Topbaş'ın çapı nedir yani? Yani Kadir Topbaş kaç sene siyasette bulundu, belediye başkanlığı yaptı. Dişe dokunur bir icraatı. Diyor ki Erdoğan'a, sayın başkanım bu seferlik affedin. Bu kopyacı öğrencileri affedenler, Kadir Topbaş gibi dangalaklar. Kardeşim siz kanunu uygulamakla zorundasınız. Hiçbir hakimin, hiçbir savcının bir suçu affetme yetkisi yoktur. Kanun onu uygulayacak. Kanun ona verdiği bir çerçeve vardır. Onu uygulamak zorundadır. Hiçbir hakim bir hırsızı affediyorum hadi sen git diyemez. Affetme yetkisi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tanınmıştır. Onun çıkarttığı kanunlar çerçevesinde bu iş olur. Şimdi Yalçın Hoca'yı düşünüyorum. Yusuf'la Merve'nin kopya olayını işleme koymadı. Birincisi hırsıza prim verdin. İkincisi bizi ezdin. Sana diyoruz ki kağıda bak bu adamlar kopya çekiyor. Sen bu işi uygula. Ben görmüşüm zaten. O sene son senemdi. Zaten sıkıntılarımız da vardı. Hani Yalçın Hoca gibi bir arkadaşı da kırmak istemedim. Ben böyle bir şey yaptığını da tahmin etmedim. Olaydan sonra öğrendim. Hatta Yusuf'a şöyle bir şey söyledim. Yusuf'a da kızdım. Merve ile Yusuf yan yana oturuyor. Yusuf'a dedim. Yusuf dedim. Hocam buyur dedim. Bu dedim Merve dedim. Her zaman sana yüz veriyor mu? Sana şirin davranıyor mu? Yoksa yazılı zamanlar mı senin yanına sokuluyor? Tabii Yusuf renk menk attı. Nasıl hocam falan dedi. Merve kiki kikir yapıyor. O da gülüyor. Yani bu kızların yani yazılı zamanı oturduğu yer, yani bizim örfümüzde adetimizde bir kız bir erkek yan yana oturması yoktur. O güne kadar yan yana oturmamış Merve ile Yusuf yazılı zamanı nasıl yan yana oturuyor? Ya akıllı bir öğretmen oradaki sinyali zaten çakar. Ya Milli Eğitim Bakanlığı her okulun kapısında, sınıfın kapısında, öğretmen masasının girişinden evvel oturma planını süs olarak mı yapıyor? Yani bu öğrenci oturma planı birinci sırada bu, ikinci sırada bu, üçüncü sırada bu. Bu plan niye yapılıyor? Devlet bir gelenektir. Öğretmen arkadaşlar, kopyayı uygulamıyorsunuz. Uygulayan adam öğrencinin gözünde hedef oluyor. Sonra Ceren Demar gibi çok değerli insanlarımızı kaybediyoruz. Katilsiniz. Türkçesi budur. Kanunu uygulayamayan, yönetmeliği yerine getirmeyen öğretmenin, memurun aldığı para da haramdır. Benim sözüm bu kadardır. Anlayan anladı. Yani video çekiminde ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Gerisini siz tamamlayın.